Kıymetli hemşehrilerimiz, markadiler, kıymetli olurlu hemşehrilerimiz, basınımızın güzide mensupları, Olur ilçemizin toplu açılış töreni programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun teşrif eden bütün kardeşlerimizden. Konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmanız üzere Olur Belediye Başkanımız Sayın Sıddık Demircan Beyefendi'nin kürsü teşriflerini arz ediyorum. Hayalimizdeki olan bir açılışı yapmak için buradayız. İlçemize Sayın Başkanım, ilçemize biz 2022 yılını İlk devrili olarak belediyemizde ve ilçemizde ilan ettik ve birçok ilki 2022 yılında gerçekleştirdik. Bu ilklerden bir tanesi de tabii ki doğalgaz. Doğalgaz konforunu ilçemizi kavuşturduk. Başladığımız zaman çok zorluklar, tabii ki böyle çok kolay da olmadı. Çok zorluklar gördük. Aralıksız çalışmalarımız devam ederek 12,5 kilometre doğalgaz hattı yaparak ilçemizin %79'u şu an faydalanmakta. %100'ünü tamamlayacağız. Kıymetli Başkanım, biz pandemi döneminde hiçbir açılış yapmadık. O yüzden burada bütün olurlar varken yaptığımız bazı hizmetlerden bahsedelim. 2004 yılında yaklaşık 3000 aboneye hizmet verirken 2022 yılı sonu itibariyle 19 ilçemize ve yaklaşık 172 bin aboneye hizmet vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Ben 90'lı yılların sonunda buralara ticaret yapmak maksadıyla geliyordum. Saat 3.30-4 oldu mu Oltu'daki arkadaşımız diyordu ki Olur ve Şenkaya taraflarına gitmesen iyi olur. Bunu niye söylüyorum? Son günlerde alevlendirilen bir şey var. Biz sahada ülke içerisinde bunları yaparken ülkemizi dışarıdan karıştırmak isteyen emperyalistlere karşı da çok güçlü işler yaptık. Son dönemlerde değerli arkadaşlar, bunu belki kamuoyu çok fark etmedi. Amerika'nın gizli devletinin düşüncelerini açıklayan bir dergi var. Bir yazı yayınlandı. Türkiye'deki İHA ve SİHA'lar Amerika için büyük tehdit oluşturuyor. Biz işte bu saat 3 ve 4'ten sonra Erzurum'un neredeyse kenarından dışarıya çıkamaz hale gelmiştik. Bunların ortadan kaldırılmasında İHA ve SİHA'lar çok etkili oldu biliyorsunuz. O kadar etkili oldu ki sadece Türkiye'de değil dışarıda da çok etkili oldu. Beşinci nesil savaşların yapılmasında işte iki savaştan bahsediyorlar şu anda. Ukrayna ve Karabağ Savaşı, ikisinin de baş aktörü İHA ve SİHA'lar ve onu yapan Bayraktar ailesi. Onların devlet tarafından beslendiğini söyleyerek o işin içine bir kılçık atıyor. Değerli arkadaşlar, o da biliyor ki bu müessese kuruluşundan beri devletten herhangi bir yardım almadan bugüne kadar geldi. Şengülemin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi'nin kürsü teşriflerini... Biliyorsunuz Karadeniz'de, Akdeniz'de aslanlar gibi önce aldığı gemilerle gaz arıyor, keşif yapıyor ve gazı buluyor ve bize gaz inşallah bundan sonra temin edecek. Deniyor ki Karadeniz'de öyle bir gaz çıktı ki inşallah yıllarca Türkiye'ye yetecek gaz var. Bunların hepsi birden duyurmuyorlar zaman zaman çünkü vahşi gibi Mehmet Akif'in ifadesiyle yedi düvel denilen canavar nasıl ki geçmişte Osmanlı'yı yıktılarsa bizim de üzerimize çullanabilirler diye bulunan yapılan keşifleri peyderpey ifade ediyorlar. Tabii Recep Tayyip Erdoğan demek hizmet demek. Bir adı da eser demek, eser. Biz de onun ekibinde, takımında görev alan belediye başkanlar olarak aynı şekilde eser yapmaya, hizmet yapmaya devam ediyoruz. Tabii biz bu hizmetleri AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yapıyoruz.
ve milletvekillerimizin, teşkilatımızın katkısıyla hep beraber bir yere getiriyoruz. Hepimiz bir yere imza atıyoruz. İhtilaf olmadan, sıkıntı olmadan hizmet yapalım. Arkadaşlar, tabii önümüzde görüyoruz. Altılı bir ekip toplanmış. Arkada iki tane saklanan var. Birisi PKK, biri de biliyorsunuz FETÖ, saklanmış onlar. Oradan gizliden harekete geçecekler ve memleketimizi paramparça edecekler. Bunu bilmekte fayda var. Bir kişi nasıl idare ettiğini görüyorsunuz, makine gibi ülkemizi çalıştırıyor, hizmet üretiyor. Onun için hep beraber el ele vereceğiz ve şehrimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yaşanılabilir bir konuma taşıyacağız. Bugün burada ana hizmet olarak doğal gaz hizmetimizi inşallah devreye sokuyoruz. Allah hayırlı uğur etsin. Olmayan kardeşlerimiz de alacaklar. Belediye başkanımıza da, ilçe başkanımıza dedim ki yine imkanı olmayan vatandaşlarımız olabilir. Onlara da gerekirse taksitle doğalgazı evlerine döşettirelim. Peyderpey onlar da doğalgazla beraber paralarını ödesinler. Bu imkanda Sayın Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız beraber bunu inşallah sunacağız. İnşallah her vatandaşımızın, her kardeşimizin evine sokacağız. Bakın Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri güzel bir sözü var diyor ve göstereceğiz. Başkanım dedi ki Spor Gençlik Bakanlığımızın fazla bir hizmeti yok. Onu da tamamlattıralım. O birayı hazırlayalım ve süratle burada gençlerimizin veya arzu eden, ben de emekli olmak istiyorum. Burada bir şey daha duyuru yapayım. Kıymetli kardeşlerim bakın, EYT'liler çıktı, erken emekliler başladı, herkes bir şey oluyor. Sigortası olmayan bir kardeşim kalmasın. Başkanım ne yapayım da sigortam olsun? İsteğe bağlı sigortalılık var. Ya 5 hayvan mı besliyoruz? 6. hayvanı besleyeceğiz. Bir hayvan da bizim. Nasıl olsa 5 tane besliyorum ahırımda. Bir tane de kendiniz için olsun. 60 yaşına geldiğiniz zaman hepiniz emekli olun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Eyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim ve ehdina ve fikna ilel hakki ve ila tariqin müstakim. Rahman Rahim, din gününün sahibi olan yüce Rabbimiz, yalnız sana ibadet eder ve yalnız haber yayla yollarını filan elden geçireceğiz. Bunu buradan duyuruyorum. Yani söylemediğimiz ifadeler olabilir. Önümüzdeki yıl çok daha rahat bir burada tören yapacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım. Kıymetli kardeşlerim, engellilere hizmet.